Bülent Arınç olarak dinlemiyor insanlar. Hükümet sözcüsünün beyanlarını asıl kabul ediyorlar. Çoğu zaman tabii bunun ağırlığı altında ezildiğimizi biliyorum. Nasıl söylesem acaba diye. Tabii haddi aştığım zamanlarda olur. Bu Melih Gökçe'ye verdiğim bir cevap mesela. Ya başbakan dedi ki ya muhatap alma yani. Bunun hesabı daha sonra görülür filan. Bir iki arkadaş da öyle söyledi. Ben de öyle başladım. Ama burama gelmişti herhalde. Biraz içimizi döktük. Sonradan da pişman oldum. Yani söylediklerimden dolayı değil ama hükümet sözcüsü sıfatıyla Bakanlar Kurulu'ndan sonra böyle bir açıklama yapmak herhalde uygun değildi. Gönlüm öyle söyledi. Ama işte bu şey gibi yani silahtan çıkan mermi gibi geri dönmüyor. Olsun, onda da bir hayır var. Çünkü görüştüğüm insanların hepsi kulağıma iyi ettin diyorlar. Demek ki onda da bir hayır varmış. Ama o iş ayrı bir iş. Size teşekkür ediyorum. 7 sene bunun sıkıntısını çektim. Çoğu zamanlarda bu açıklamalardan dolayı hamdolsun bir sıkıntı olmadı. Benim adetimdir. Orada katılan bütün gazetecilerin de sorularına cevap verdim. Başkaları başka türlü şeyler yapıyorlar. Ya akreditasyon uyguluyorlar veya soru soracak gazeteleri önceden rica edip bir veya iki ile sınırlandırıyorlar. Ben siz de şahit olmuşsunuz. En az 10 tane soruya rahatlıkla cevap verebiliyordum.